Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Türkçe öğretmeni Mehtap Gök. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 5. sınıf Türkçe kitabının 6. temasında yer alan Tavşan ile Kaplumbağa dinleme ve izleme metnini işleyeceğiz. Önce hazırlık çalışmaları sorularıyla başlayalım. Spor karşılaşmalarında tuttuğunuz takımın yenmesi veya yenilmesi sizde hangi duygulara neden oluyor? Spor kardeşlik ve barış için yapılır. Önemli olan kazanmak ya da kaybetmekten öte centilmence, dostça yarışmaktır. Elbette kazanan sevinir, kaybeden üzülür ama asıl olan saygı çerçevesinde birbirini kırmadan yarışabilmektir şeklinde açıklamamızı yapabiliriz. İkinci sorumuz. Sevdiğiniz spor dalı hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Sizler de hangi spora ilgi duyuyorsanız ve seviyorsanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi Tavşan ile Kaplumbağa metni dinleme ve izleme metni arkadaşlar. Lütfen sizler de etkinliği yapmadan önce YouTube kanalından Tavşan ile Kaplumbağa metnini dinleyiniz. Sonrasında etkinliklerinizi yapmaya çalışın. Birinci etkinliğimiz Tavşan ile Kaplumbağa metnini dinlerken öğretmeniniz yavru kaplumbağanın yarışa başladığı bölümde CD'yi durduracaktır. Bu bölümden sonra olaylar nasıl gelişmiş olabilir? Yazınız, dinleme sürecinden sonra tahminlerinizi değerlendiriniz. Tavşan ne de olsa yarışı kazanacağını düşünerek biraz dinlenmeye karar verir. Bir ağacın altında oturur, orada uyuyakalır. Uyandığında ise kaplumbağa çoktan yarışı kazanmıştır. İkinci etkinliğimiz dinlediğiniz metindeki kahramanların davranışlarını arkadaşlarınızla tartışınız. Kendi aranızda rol seçimi yaparak metnini sınıfta canlandırınız. Bence kaplumbağa hem sporcu, ahlakına sahip hem de cesaretlidir. Kendine güvenen ve rakibine saygı duyan bir yapısı vardır. Oysa tavşan ne yazık ki kibirli, kendine çok güvenen ve rakibine saygı duymayan özelliklere sahiptir. Bizler de sınıfta bunları paylaşarak rol paylaşımı yaparak canlandırabiliriz sevgili arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimize geldiğimizde aşağıdaki deyimlerin anlamları ile eşleştiriniz. Önce deyimlerimize bakalım. Kendini alamamak, gözlerine inanamamak, kendine gelmek. Hiç umulmayan, beklenmeyen bir şeyin görülmesi karşısında şaşırmak anlamında kullanırız arkadaşlar. Hangisini kullanırız? Düşünelim. Gözlerine inanamamak deriz genellikle. Düşünülebilecek duruma gelmek, aklı başına gelmek. Ne diyeceğiz burada? Kendine gelmek, bir anda ne olduğunun farkına varmak. Kendini tutamayıp yapmak, kendini alamamak, kendini alıkoyamamak anlamında karşımıza çıkıyor. B maddesine baktığımızda anlamını öğrendiğiniz deyimleri birer cümlede kullanınız. Her gece teleskobu ile yıldızlara bakmaktan kendini alamıyordu, kendini engelleyemiyordu bu durumdan. Biraz soluklanıp kendine geldikten sonra anlatmaya başladı. Çalınan bisikletini karşısında görünce gözlerine inanamadı, yani çok şaşırdı diyebiliriz. Dördüncü etkinliğimize geldiğimizde, dinlediğiniz metindeki tavşan ve kaplumbağanın özelliklerini yazınız. Tavşan ne yazık ki kibirli, kendine çok güvenen ve rakibine saygı duymayan özelliklere sahiptir. Kaplumbağa ise hem sporcu ahlakına sahip hem de cesaretlidir. Kendine güvenen, rakibine saygı duyan bir yapısı vardır demiştik. Beşinci etkinliğimize geçmeden önce B maddemize de bakalım şöyle. Pardon. Metindeki hayvanlardan hangisinin davranışlarını uygun görmüyorsunuz? Neden? Tavşanın davranışını uygun görmüyorum. Sebebi ise tavşanın kibirli, kendine çok güvenen ve rakibine saygı duymayan bir şekilde davranması. Sizler de lütfen bu sorularda görüşlerinizi yazınız. C maddesine baktığımızda ise metindeki hayvanlardan hangisinin davranışını uygun görüyorsunuz? Neden? Elbette ki kaplumbağanın davranışını uygun görüyorum ben çocuklar. Çünkü kaplumbağa hem sporcu ahlakına sahip hem de cesaretlidir. Kendine güvenen ve rakibine saygı duyan bir yapıya sahiptir. Beşinci etkinliğimize geldiğimizde ise dinlediğiniz metne yeni bir başlık öneriniz. Benim önerim önce saygı sonra başarı olacak.
sizler de vermek istediğiniz başlıkları yazabilirsiniz. Altıncı etkinliğimiz, aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. Kaplumbağa tavşana ne teklif etmiştir? Birinci sorumuzda kaplumbağa kendini beğenmiş şımarık bir tavşana şu teklifi sunuyor. Kendine bu kadar güveniyorsan yarışalım. Bakalım tepenin başında kim önce varacak demiş. Tavşan bu teklifi nasıl karşılamaktadır? Tepe uzakta olmasına rağmen kaplumbağanın aklını yitirdiğini düşünerek nasıl olsa kaplumbağayı çok rahat bir şekilde yeneceğini düşünmüştür ve onu ciddiye almamıştır. Üçüncü sorumuzda yarışı kim kazanıyor? Bu yarışı kazanmasının sebebi nedir soruluyor. Yarışı kaplumbağa kazanıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü hem yarışmayı hem de rakibini ciddiye almış, ona saygı göstermiştir. Bence yarışmayı kazanmasının en büyük sebebi kendisini kimseden üstün görmemesidir. Ve başarıya ulaşacağına dair hiç pes etmemesi de diyebiliriz tabii ki bunun yanında. Dördüncü sorumuz, bu olaydan nasıl bir sonuç çıkardınız? Ben bu olaydan özellikle kibirli olmamayı, kimseden kendini üstün görmemeyi, herkese saygı göstermeyi, yaptığı işi ciddiyetle yapmam gerektiği sonucunu çıkardım diyebildim ben. Sizler de yorumlarınızı dediğim gibi yazabilirsiniz. Beşinci sorumuzda bir insanın başarılı olabilmesi için nasıl davranması gerekir? Örnekler vererek açıklayınız. Yaptığı işi ciddiye almalı, kimseye üstünlük taslamamayı, verilen işi en iyi şekilde alın teriyle yapması gerektiğini bilmeli sevgili öğrencilerimiz. Yedinci etkinliğimize geldiğimizde ise aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Dinlediğiniz metinde hayvanlar arasında geçen bir olay anlatılmaktadır. Metinde anlatılanlar günlük hayatta olaylarla günlük hayatta karşılaşabilir miyiz? Hayır, karşılaşamayız çocuklar. Çünkü bu metin kurmaca bir metindir. Yani hayal ürünüdür. Örneğin tavşan gerçek hayatta her zaman kaplumbağaya geçer ancak aynı zamanda hem de tavşan da kaplumbağa da insan gibi konuşamaz. Bu gibi durumları düşündüğümüzde en temel özellik aslında ikisinin konuşuyor olması, kurgu olduğunu gösteriyor. İkincisi, bu metin gerçek hayattan mı alınmıştır yoksa kurgu mudur? Bu metin kurmaca bir metindir, yani hayali üründür. Mesela tavşan gerçek hayatta her zaman kaplumbağayı geçer, aynı zamanda da tavşan da kaplumbağa insan gibi konuşamaz demiştik. Bu metnin varlık kadrosunu yazınız. Kahramanlarımız kimdi? Tavşan ve kaplumbağaydı. Burada varlık kadromuz olarak tavşanı ve kaplumbağayı yazabiliriz sevgili arkadaşlar. 8. etkinliğimize geldiğimizde aşağıdaki kelimelerden birini seçiniz. Seçtiğiniz kelimeyi kullanarak bir konuşma yapınız. Saygı, başarı, empati, sabır, azim. Bu kelimelerden birini seçeceğiz ve yazımızı yazacağız. Örnek olması adına ben empati ile ilgili bir yazı paylaştım. Empati bize ne kazandırır? Empati veya eş duyum bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlardaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır. Günlük hayatımızda empati yeteneğimizi geliştirirsek başkalarının sorunlarını, acılarını, en önemlisi olaylar karşısında nasıl hislere kapılacağını da öğrenmiş oluruz. Bu bakımdan birine karşı bir fikir sahibi olmadan önce onun gibi düşünmeli, kendimizi empati yaparak onun yerine koymalıyız. Sizler de lütfen bu kelimelerden birini seçerek konuşmalarınızı hazırlayınız. 9. etkinliğimize geldiğimizde aşağıdaki kelimelere istenilen eki getiriniz ve kelimeyi tekrar yazınız. Kelimemiz bilme, ekyor. Bilmiyor demem, ne diyeceğim? Bilmiyor derim. Ne yaptık? Gelen ek, e sesini daraltıp i sesine çevirdi. Biz buna ne diyorduk? Ünlü daralması diyorduk sevgili arkadaşlar. Kelimelerimiz e sesiyle bitecekti. Gelen ek, yor eki onu daraltacaktı. I, i, u, ü seslerinden birine çevirecek. Yani kelimemiz e veya a seslerinden biriyle bitecek. Gelen ek, yor eki onu daraltıp i, i, u, ü seslerine çevirecekti. Bilmiyor demem, bilmiyor derim. Bekliyor demem, bekliyor derim. Söylüyor demem, söylüyor derim. Anlamıyor demem, anlamıyor derim. Bu dediğim gibi gelen ekin, yor ekinin sondaki kelimenin sondaki e, a sesini daraltmasıyla oluşan bir ses olayı olarak karşımıza çıkıyor. B maddesine baktığımızda bu kelimelerin ek almadan önceki son harfi nedir? Bilmiyor, bilmiyor, bekliyor, bekliyor, söylüyor, söylüyor şeklinde. Ek almadan önceki son hali E ve A seslerini almış oluyor çocuklar.
Gelen ek hangisiydi? Your eki getirilmişti. Bu kelimeleri ek getirildiğinde kelimede nasıl bir değişiklik oluyor? Bu kelimelere your eki getirildiğinde kelimelerin sondaki geniş ünlüler yani A ve E sesi daralarak I, I gibi dar ünlülere dönüşmektedir. Bu olay dilimizde ünlü daralması olarak adlandırılmaktadır sevgili öğrencilerim. 10. etkinliğimiz. Aşağıdaki cümlelerde ünlü daralmasının olduğu kelimeleri işaretleyiniz. Tekrar ediyorum. Kelimemiz A veya E seslerinden biriyle bitecek. Gelen your eki onu daraltıp I, I, U, Ü seslerinden birine çevirecekti. Dedemin bana anlattığı o iki çocuğun yaşam öyküsünü bir türlü unutamıyorum. Unutamıyorum demem. Ne derim? Unutamıyorum. Şuradaki aslında ma ekini oluşturuyordu. Göçmen kuşlar havaların ısınmasıyla yurdumuza dönmeye başlıyor. Başlıyor demem. Başlıyor derim. Senin bu şiiri okuyacağını bilmiyordum. Bilmiyordum demem. Bilmiyordum derim. Buradaki yine ma eki, m eki daralıyor. Yemyeşil doğayı, masmavi gökyüzünü özlüyoruz. Özlüyoruz demem. Özlüyoruz derim. Gençler projede tarım alanlarının sulama sorunu çözümleri dinliyor. Dinliyor demem, dinliyor derim. Siz de ünlü daralmasını örnek 3 cümle yazınız. Yemek yiyormuş, yiyor demem, ne derim? Yiyor derim. Yine i sesini daraltırım, e sesini daraltırım. Bize akşamlar artık gelmiyormuş, gelmiyor demem, gelmiyor derim. O artık beni sevmiyormuş, sevmiyormuş demem, sevmiyormuş derim. Yani temelde ünlü daralması dediğimde, dediğim gibi kelimenin sondaki a, e sesi daralıp I, I, U, Ü seslerinden birine dönüşecektir. Lütfen buna dikkat edelim. 11. etkinliğimiz. 11. etkinliğimizde aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz, yazınız. Bu alaylı konuşma kaplumbağayı sinirlendirir. Fakat sinirlendirdiğini belli etmeksizin güler ve sonra da çok tuhafsın der. Yavaş hareket ettiğimi de kim söylüyor? Şimdi ardından gelen kelime büyük harfle başladığı için noktamızı koyuyoruz. Bir konuşma gerçekleşecek sonrasında iki noktamı koydum. Başkasına ait bir cümleyi aktaracağım, tırnağımı açtım. Tırnak içerisinde bir cümle kullanacağım. Başkasına ait cümlemi tamamlayıp yine noktamı koydum. Der dedim, cümlemi yine tamamladım, noktamı koydum. Yine başkasına ait bir cümleyi kullanacağım için tırnak içinde açarım. Soru sorduğum için de tırnak içerisinde soru işaretini kullanırım. 12. etkinliğimiz. Konusu azim ve kararlılık olan bir fable yazınız. Fable'ınızda aşağıda verilen atasözleri ve özdeyişlerden uygulananı kullanınız. Açık ağız aç kalmaz. Akan su yosun tutmaz. Er olan ekmeğini taştan çıkarır. Charles Hale. Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun. Hazreti Ali. Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır. Fable neydi çocuklar? Hayvanları konuşturarak insanlara ahlaki dersler vermeyi sağlayan yazı türlerimizden biriydi. Kurgusal yazılardı hatırlarsanız. Örneğimizi okuyalım. Siz de lütfen yazılarınızı yazın. Ekmeğini taştan çıkarmak. Kolay mıdır sanırsınız? Hayat denilen bu karmaşada ayakta kalabilmek. Hiç de kolay değildir. Çünkü hayat insanı bir oraya bir buraya savurmaktadır. Bakın etrafınıza, ekmek kavgasını yapan insanlara dikkatlice bakın. Göreceksiniz ki er gibi çalışarak, alın teri dökerek ekmeğini taştan çıkaran nice yiğitler, namuslu vatandaşlar vardır. İşte ekmeğini taştan çıkaran karınca Volkan'ın hikayesidir bu. Karınca Volkan sabah akşam çalışır didinir. Ona verilen işleri kırmızı karınca dostu Hasan ile hep zamanında doğru şekilde bitirirlermiş. Ama gel gör ki onlar alın teriyle çalışırken bir de yan gelip yatan sabah akşam lak lak eden bir çirkin karınca asrım varmış. O istermiş ki sabah akşam balık piş ağzıma düş. Oynasın takılsın işleri de. Volkan ile Hasan yapsın. Bir gün aç kalmış kalınca da karıncaların kabile şefi karınca Orhan Gazi'ye gitmiş. Gazi kovmuş Asrını. Aslında ne yapsın? Volkan ve Hasan'a gitmiş. Kıramamışlar. Hep beraber büyük karınca amcaları devrime gitmişler. Devrimi affetmiş Asrını. Ama ders olsun diye kulağını çekmiş. Sonra mutlu mesut yaşayan Volkan ve Hasan'ın aksine Asrın bu olaydan 3 gün sonra ölmüş.
Öyküleyici metin yazma, öz değerlendirme formu. Kendi yazdıklarınızı da bu şekilde evet, kısmen, hayır şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde konusu iyilik olan Türk ve dünya masallarından örnekler bularak sınıfa getiriniz. Bizimle paylaşınız lütfen. Sağlıklı günler diliyorum.